Talas ilçe müftüsü Bünyamin Turgut, 3 aylara girmemizin ardından vatandaşların maneviyatının kuvvetlenmesi için fırsat olduğunu belirterek, Regaip Kandili'nin ilk cuma gecesi bereketin, rahmetin bol bol yağdığı, duaların makbul olduğu bir gecedir dedi. Müslüman aleminde 3 aylar olarak bilinen, Ramazan ayına ulaştıran ilk adım olan Recep ayı girdi. Peygamber Efendimizin de hayırlı kıldığı bu aylar için açıklamada bulunan Talas ilçe müftüsü Bünyamin Turgut açıklamalarda bulundu. Yeni hayatımızda 3 aylar diye bilinen Recep, Şaban, Ramazan ayı, tabii Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de bu aylar geldiğinde şöyle dua ederdi. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl, Ramazan'a ulaştır diye dua ederdi. Aslında buradan anlıyoruz ki bu güzel iklim, bu manevi iklim bizi Ramazan'a, yani 1000 aydan daha hayırlı olan, bir ömre bedel olan Kadir Gecesi'ne hazırlamaktadır. Recep ayının ilk cuma gecesi, yani bu gece inşallah Perşembe'yi cumaya bağlayan gece Regaip Kandili'dir. Regaip Kandili rağbet edilen, arzu edilen, Allahu Teala'nın lütfunun, bereketinin, rahmetinin bol bol yağdığı bir gece. Duaların makbul olduğu bir gece. Böyle olunca aslında bu, tabii bu üç aylara serpiştirilmiş olan kandil geceleri, Recep ayının da 27. gecesi Miraç Kandili'dir. Şaban ayının 15. gecesi de Berat Kandili'dir. Ramazan ayında zaten 11 ayın sultanıdır. Kadir gecesi vardır, 1000 aydan daha hayırlı. Aslında Allah'ımız bize fırsatlar sunuyor, kampanyalar yaparak adeta bize. Yani kulluğumuz sadece bu 3 aya has değil, kandillere has değil. Elbette ki ölünceye kadar Allah'ımıza olan kulluğumuzu en güzel şekilde yapmaya çalışacağız. Ama bu kandiller vesilesiyle bize Rabbimiz ekstradan lütuflarda bulunuyor. Kullarım kendilerine gelsin, bir öz eleştiri yapsın. Tövbe etsinler. Hatalarımız, kusurlarımız var, eksiklerimiz var. Biz nereden geldik? Niçin bu dünya hayatında varız? Nereye gidiyoruz? Allah'ımızla olan münasebetimiz nedir? Kulluğumuzun durumu nedir? Yaratılmışlara karşı sorumluluklarımız nedir? Kendimizle barışık mıyız? Bütün bunları aslında çek yapacağımız, kendimizi sorgulayacağımız güzel bir iklimi yaşıyoruz. Bu vesileyle tabii Regaip Kandili münasebetiyle camilerimiz dolması lazım. Tüm kardeşlerimiz, bizi dinleyen, izleyen kardeşlerimizi camilere davet ediyoruz. Ve inşallah dünyevileşmenin yoğun bir şekilde yaşandığı şu günlerde kendimizi tefekkür ederek dünya hayatının nasıl yaşanması gerektiğini, rağbetimizin, arzumuzun, isteğimizin Allahu Teala'nın hoşnutluğu olması gerektiğini, Allah-u Teala'yı razı etmek için onun emir ve yasaklarına saygılı bir şekilde bir hayat yaşamayı, ilke edinmeyi bu gece vesilesiyle, bu aylar vesilesiyle inşallah kendimize bir çeki düzen veririz. Kulluğumuzu daha özenli bir şekilde yaşamaya gayret ederiz. Manevi hayatımızı daha hassas bir şekilde yaşamaya gayret ederiz. Bu üç aylar geldiği zaman zaten ailemizde, iş hayatında, sosyal hayatta bu hissediliyor. Elhamdülillah kardeşlerimiz bu üç ayların kıymetini biliyorlar. Ailemizde de çoluğumuz, çocuğumuz, herkes bunu hissetmesi lazım. Bu sevinci, neşeyi hissetmesi lazım. Bu aylar vesilesiyle inşallah nafile ibadetlerimize yoğunluk gösterelim. Hepimizin eksikleri var. Mesela pazartesi, perşembe oruçları tutabiliriz. Yani bu ayların 13. 14. 15. günleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tavsiye ettiği oruçları tutabiliriz. Ramazan'a hazırlık yapabiliriz bu vesileyle. Kaza namazlarımız var, eksiklerimiz var. Onları kılalım bu geceler vesilesiyle. Yine sevdiklerimizi arayalım, onların hal hatırını soralım, dualarını alalım. Tüm ümmeti Muhammed için dua edelim. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize daha iyi olması için, daha pekişmesi için bu günleri, bu geceleri, kandilleri vesile kılalım inşallah.